Biz gençliğimize güveniyor muyuz? Güveniyoruz. O zaman tabii ki bunu 18'e indirelim. Şimdi Ceren'in söylediği çok çok önemli. Yani daha önce iktidarlarında bu gençliği kalkıp da muhatap almayan, onlara böyle bir imkanı vermeyen bu muhalefet, şimdi biz seçme seçilme yaşını 18'e çekince şimdi gençlik üzerinde hesaplar yapmaya başladılar. Biz gençliği şöyle seviyoruz, böyle seviyoruz. Hepsi yalan. Gençliği seven biziz. Sevgili gençler, göreve geldiğimizde bakın, gençlerden üniversite için harç alınıyor muydu? Alınıyordu. Peki burs neydi? 45 liracık. Bu bursu 45 liradan bir anda 300 lira, 400 lira çıkardan kimdi? Biz olduk. Şu anda 600 lira burs olarak geldik ve bununla beraber lisansüstü öğrencilerin burs imkanlarını, kredi imkanlarını daha da artırdık. Doktorayı adeta asgari ücrete çıkardık. Bunları yapan biziz. Ve bunları biz yaptığımız halde kalkıp hala utanmadan, sıkılmadan gençleri sevmekten, gençlere muhabbetten bahsediyorlar. Yok ya. Gençliğin sevdalısı biziz. Çünkü bu gençlik bu milletin geleceğidir. Bu gençlik bu milletin medarı iftiharıdır. Bunları biz sağa sola, affedersiniz, ahlaksız bir yapıya kaptıramayız. Onun için yatırımlarımızı gençlik üzerinde yapıyoruz. Şimdi ne diyorlar? X kuşağı, Z kuşağı, Y kuşağı, bütün bunlara karşı hepsi güzel de biz de şimdi ne diyoruz? Biz de Teknofest kuşağı. Ve gerçekten akıl, zeka, bütün bunlarla beraber artık uzaya oynayan bir gençlik, uzaya yatırım yapan bir gençlik yetiştirmenin inşallah gayreti içerisindeyiz. Ve bu konuda Teknofest kuşağı Türkiye'de çok ciddi rağbet görmeye başladı ve onlarla da iftihar ediyoruz. Yatırımlarımızı onun üzerine yapıyoruz. Ceren oldu mu? Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. Öncelikle kendimi takdim edeyim. Salih Yedikoğlu ben. Aslen Trabzonluyum. Uzun zamandır bu vatana hizmet etmektesiniz. Futbola, spor olan ilginizi de, sevginizi de biliyoruz. Milli maça yetişiriz diyorduk ama programlar çok uzadı. Hayırlısı olsun inşallah. Bir dahaki maça inşallah. Futbola ve spor olan sevginizi de biliyoruz. Hatta bazı büyük kulüplerden teklifler aldığınızı da duymuştuk. Onun dışında siyasette de rakiplerinize birbirinizden güzel attığınız golleriniz var. Takip ediyoruz. Soruma gelecek olursam, geçmişe dönme şansınız olsaydı, tekrar bir tercih yapma şansınız olsaydı, futbolu mu yoksa zorlu siyaseti mi tercih ederdiniz? Artık siyasette malum ciddi bir mesafe aldık. Çünkü hizmete aşık olduğumuza göre hizmette aldığımız mesafe var. Tabii futbolun yanında şimdi baskette mesafe alıyorum. Mehmet kardeşimle beraber karşılıklı oynuyoruz. Ama Mehmet kardeşlerimi şu ana kadar hep yendik. Daha henüz bizi yenemediler. Fena değilim değil mi yani ortada? Ve tabii ki şu anda ömrümüzü geri dönmek vesaire bu hesabı yapmadan millete hizmet yolunda millet bize ne kadar görev verirse bu görevde inşallah milletimin hizmetkarıyım ve bu hizmette de bütün tecrübemi, deneyimimi arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle beraber bu millet uğrunda yorulacağız, yorulmaya mecburuz. Dünyayı tanıdım, dünyayı tanıyorum. Kim kimdir? Mesela şu andaki liderler içerisinde en kıdemli lider benim.